Zika'yı bir virüs olarak düşünüyoruz ya şimdi. Evet. Zika'yı virüs olarak düşünmeyelim. Şöyle yapalım. Bu virüs aynı zamanda herhangi bir canlıyı değiştirsin. Mutasyona. Bak ama, şimdi. Ama kimera yemesin. Bak işte. Hayır. Kimerayı nasıl? Kimera dediğimiz varlık şu. Mitolojiden okuduğumuz zaman. Klonoid. İşte herhangi bir şekilde aslanın atıyorum kurdun kulakları çok iyi duysun veya yarasanın radar sistemi veya çok hızlı koşan bir hayvanın ayakları filan birleştirilebilir. Bak yine aynı şeyi söylüyorum, bu tarafa döndüm. Bu önemli bir konu. Ben tercih bir akıl. Bilir miyim seni? Lütfen. İnsan mutasyona uğrarsa, mutasyona uğramış bir böcek kendisi mutasyona uğramış. Başka bir canlıya kendi enzimlerini, hormonlarını aktarırsa ne yapar? Bu insanlarda ne yeni bir mutasyon tepkimesine bak anlıyor görüyorsun bazı. Şimdi tercüme ediyorum ben. Arapça konuştuğum için. Şimdi bir şey abi bir bitireyim bak çok özel bir şey söyleyeceğim. Bak kelimeleri doğru kullanmamız lazım. Hayır ama bir şey söyleyeceğim. Yanlış kelime ama burada kayıt dışı olduğu için kayıt bunu dışı, kayıt olmaz dışı abi. Bilimsel olmak mecburiyetinde. Bak bilimsel bir şey söylüyorum sana. Bilim dışı değil ki bu kayıt dışı. Bak şimdi senle çok yaptığımız için Zika ile ilgili ben şöyle bir şey düşündüm. Zika'yı görünce Zika bir çocukta ne yapıyor abi? Ne bileyim ne yapıyor? Hayır ne yapıyor? Onu söyle bana. Doktor olarak söyle. Akıl geriliği. İşte anne karnındaki bebekten bahsediyorsun. Evet evet. Yani çocuk orada doğdu. Orada gösterdiğin gibi işte. O, buradaki gibi. İşte, evet. Yani. Mikrosefali yapıyor. Şimdi mikrosefali yapıyor. Bir şekilde birileri bu virüsü kullanarak insanları daha ilkel bir hale getirebilir mi? Ben de onu söylüyorum. Ben. Onu söyledim işte. Ama bakın ben şimdi. Ben. Bu bir şeyin bir parçası olabilir mi? Bakın dedim. Şimdi kimera ya. Dediğimiz kimera bir şemsiye. Bunun altında iki önemli faktör var. Birisi animoidler, ötekisi humanoidler. Şimdi biz animoidler yani istediğimiz bir kişiyi hayvansı hale getirebiliyoruz. Humanoid de istediğimiz hayvanı insansı hale getirebiliyoruz. Bunu hep biz kimera diyoruz biz bunlara. Ama bu Zika virüsünde... Kimera resmi vardı bir tarihte, mitolojide. Bu arada resmi olan, de koyalım. Ben mitolojik olandan bahsetmiyorum. Gerçeği getirelim. Gerçeğini de koyacağız. Bir mitolojiden gösterelim. Gerçeği de üzerine koyalım. Siz devam edin abi konuşmaya. Evet. Yani aslında ceylan bir şekilde aslan olmuş. Şimdi bir de o gerçeklerini koyalım bu arada. Uçan at çok meşhur. Uçan at ya, ve Pegasus. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2060 yılında... bu da yani. Evet. Bu da mitolojiden. Humanoid askerler, maymun askerler olacak. Son 50 yıldan beri bu çalışılıyor. Ruslar bakın, da çalışıyor. Ruslar evet çok doğru. Ruslar önce bunu Gürcistan'da çalıştılar. Gürcistan'da maymunlar üzerinde çalıştılar olmadı. Öldü. Hatta 50 bin o zaman 50 bin dolar zannediyorum bir para ayırdılar buna. Bir profesör bir doktor ben bunu yaparım dedi. Kalktı Afrika'ya gitti. Afrika'da özellikle maymunlara insan geni aktardılar. Daha doğrusu insanla o resimler vardı. Evet, evet. Maymunla insanı döllediler. Olmadı. Sonra Moskova'da biz bunu yaparız dediler. Sonra yapamadılar. Adam Sibirya'ya sürdüler. Ne oldu? Kim vurduya gitti yanlış hatırlamıyorsam. Bu devam ediyor. Bugün maymun askerleri yani bunlar diyoruz ki IQ'su çok düşük olsun. Merhamet duygusu olmasın. Kendisini koruma şeysi olmasın. Vur deyince çocuktur, kadındır, erkektir ayırmasın. Hepsini merhamet duygusu olmasın temizlesin. Öl denince de ölsün. Hani Hasan Sabbah'ın yine yapmıştık zannediyorum öyle bir program. Hasan Sabbah'ın fedaileri gibi öldür ama kaçma sen de orada öl gibi. Ve bunlar 2050-2060 yıllarında bir proje. Bunlar var. Bunlar yani maymun askerler projesi. Yeni değil bu. Bu hala sürüyor. Bir de animoidler var. Yani hayvansı insanlar var. İnsansı hayvanlar var. Mesela ben respirosit diye bir şey yaptılar. Japonya'da respirosit. Yani 7 mikron, 6-7 mikron çapında bir yerde nanorobot. Robot. Bu oksijen taşıyor ve 15 dakika suyun altında kalabiliyorsun. Respirosit kullanabiliyorsun ve nano ribozom yapılıyor. Nano ribozom demin dedik ya o serbest radikalleri hücrenin içerisinde temizleyen
Onlardan icabında nano ribozomlar yapılarak vücudun yenilenmesini, genç kalmasını, hatta başka bir şey daha söyleyeyim. Şu anda hücrelerin metabolizmasını belli oranda, belli seviyede sabitleme çalışmaları devam ediyor. Bu ne demektir? Geri dönüş ve ilerleme. Yani, bu son attığım resimleri alabilir ya, miyiz? Cennette insanlar 33 yaşında olacak gibi. Mesela 33 yaşında sabitliyor onu. Fix diyor. Bunun, gerçi bundan bir hafta önce bir yine şeyde bir makale çıktı. Telomer. Telomerden telomerlere bir çalışma çıktı. Tamamen o gen çalışmalarındaki arada kalan boşluklar da tamamlandı. Yani telomerler biliyorsun kromozomların üzerlerinde vücudun evet, hayatla beraber kısalan santromer ve telomerlerin üzerine yapılan çalışmalarda kişiler... Bu arada kimeralar evet, şu anda ekrana geliyor. Bu animoid. Evet, animoid. Şimdi şu bunlar şu anda... Yani aslında oluşturulmuş diyelim yaratıklar. Tabii, şu anda piyasada evet, bu, bu yani ay bunlar zaten zor bir iş değil. Tabii zor bir iş bunlar, değil. Yani bunun devamı hatta, vardı. Onları da gösterelim hatta isterseniz. Hatta bunun kitleri Amerika'da 46 dolara satılıyor. Evet. Mesela bu da başka bir köpekle evet, sentezlenmiş bir koyun. Köpekle sentezlenmiş bir koyun gördük. Bunlar yani bunlar bugün yapılıyor. Bu domuzla değil mi abi? Bu da başka bir. Evet. Evet. Orada bir video var aslında. Nerede? Bu da şimdi getirebilirler belki. Bir videomuz vardı onun. Ha. Evet, evet. Mesela bu bakın. Domuz, koyun, keçi, domuz ve sığır. Evet. Evet. Bu ayrı bir kimerik. Bunlara kimerik klonoid diyorlar. Klonoid de şimdi o da farklı. Yani kelimeleri klonoid aslında şu. Sizin kopyanız. Bunu da farklı kopyalar yapıp sentezlemişler. Sentez. Ama mesela klonoidleri biz şöyle kullanıyoruz. Mesela onu müsaade eder misin? Şunu lütfen, lütfen. Bunun bir bileşimiyle ilgili bir fotoğraf vardı. Hangi oranda, hangi hayvanlardan? Evet, bir tane de fotoğraf vardı. Ama evet, burada. Evet, şimdi bakın CRISPR-Cas9 kullanılmış zaten. Gen editleme yöntemi. Evet. İsterseniz bakın şurada. Abi buyur, tahtada bize gösterebilirsin. Bir görelim bakalım. Boyunu diyor. Boyun. Çubuk nerede? Şimdi bakın. Evet. Çubuk vardı. Bizim bir çubuğumuz olacak burada. Çubuğumuz vardı arkadaşlar. Gelebiliyor burada, evet. Yani kopya. Çubuğu vermeyebilirler. Vermeyebilirler evet, mi? Evet. Ne olur ne olmaz. Tabii. Ama şunu şuradan daha kolay anlatırım. Tamam. Geliyor mu çubuk? Neyse. Tamam. Şimdi şöyle şimdi. Evet. Bu senin kopyan. O ayrı. O nasıl yapılıyor? Bakın burada CRISPR-Cas9 yöntemiyle dediğim gibi bu 40-50 dolara Amerika'da satılıyor. O istediğiniz demin göstermiş olduğunuz şeyleri evde yapılabiliyor artık onlar. Ama kopya diyelim ki siz Ertan Özyiğit'in bir kopyasını daha yapacağız. Ha bunlar yapıldı yalnız. Kadın yapıldı adı Eva. Bir kadın yapıldı adı Eva. Oh. Şimdi burada ne yapılıyor? Şimdi diyelim ki sizin kopyanız yapılacak. Tıpatıp aynınız. Yalnız şöyle bir şey var. Bebek olsa bile sizin şu anda yaşamış olduğunuz yaşınızda ki bebek olacak o. Yani 50 yılını, 30 yılını, 40 yılını neyse yaşamış olacak. Şimdi şu zigot dediğimiz yani spermle ovumun birleştiği dölleniyor, işte bölünüyor falan. Şimdi burada senin kopyamı yapacağımız zaman da bir kadının yumurtası alınıyor. Yumurtanın içerisinde çekirdeğindeki biliyorsunuz DNA orada. Çubuk gelmedi hala ya. Çubuk gelmedi. O zaman ben oturuyorum. Evet. Ya, neyse. Kalemle mi yapalım? Buyurun abi, efendim. Çubuğumuzu ne oldu burada abi? O çok değerli de. Çubuk alalım buraya. Evet. Evet şimdi ovumun, bunu ovum kabul edelim. Bu zigot yazıyor burada. Bu ovum. Yani yumurta. Yumurtanın içerisindeki çekirdeği çıkartıyoruz. Normalde kadının yumurtasında 3 milyar DNA bazı var. Erkekte de 3 milyar DNA bazı. 3 milyar çift oluyor yani birleşince. Bizim her bir hücremizin çekirdeğinde 6 milyar DNA bazı var. Yani 3 milyar çift baz var. 3 milyar anneden, 3 milyar babadan. Şimdi normal bir kadın, döllenmemiş bir yumurta. Döllenmemiş bir yumurtanın çekirdeğini çıkartıyoruz. Çekirdeğinde ne vardı? 3 milyar DNA bazı vardı yumurtada. Kimi kopyalayacağız? Ertan Özyiğit. Ertan Özyiğit'in saçının telinden veyahut da cildinden. Varsa tabii. Bir oradan hücresinin, çünkü orada kaç tane var? 6 milyar. Biz o çekirdeği çıkartıyoruz. Bu yumurtanın içerisine koyuyoruz.
Kaç tane oldu yumurtanın içerisindeki DNA şeysi sayısı? 6 milyar oldu. Normalde kaç taneydi? 3'tü. Ne oldu? 6. Yani döllenmiş gibi oldu. Fakat bu yumurta kendisini döllenmiş hissetmiyor henüz. Biz hemen yumurtanın zarına, burada zigot yazıyor, bu zigot tabii, biz dediğim yumurtadan bahsediyorum. Bunun zarına küçücük bir elektrik uyarısı veriyoruz. Onu bölünmeye zorluyoruz. Bölünmeye başlıyor. Tamam? Bölünmeye başlıyor. Bu mesela 32 tane oldu mu blastomer safhası. Tüp bebek de aynı şekilde yapılıyor. Yani 32 tane oldu mu tüpe şey aktarılıyor. Bu aynı şekilde kadının rahmine aktarılıyor. Ve 9 ay sonra bir ertal özcelik bebeği ortaya çıkıyor. Ama bu ertal özcelik bebeğinin şimdiki çalışmaların ışığında söylüyorum. Yarın büyük bir ihtimalle bu sıfırlanacak. Yani yaşla sıfırlara getirilecek. Ve siz kaç yaşındaydınız? 40 yaşında. Bu 40 yaşında bir bebek, yani telomerleri kısalmış olarak. Dolly'yi hatırlayın. Tabii tabii. Dolly mesela 10 sene içerisinde vefat etti. Çünkü yaşlı doğmuştu. Yaşlı doğmuştu. Ama bununla ilgili yani telomerleri de, gerçi ona da bazı itirazlar var. Telomerlerin yani kromozomların ucunda. Kromozom yok herhalde burada. Kromozomların ucunda, ortasında sentromer var, uçlarında telomerler var. Bunların ne kadar uzun olursa, hatta bazılar diyor ki o hücreye aittir. O hücrenin yaşamasına aittir deniyor o telomerler. O bakımdan buna biz kopya insan yani diyoruz. Ama genomiksler farklı, klonoidler farklı, cyborglar farklı, transhumanlar farklı. O bakımdan yani kelimeleri doğru kullanmak tabii lazım de, ki. Orada 4 tane canlıyı birden sentezliyor. Evet. Evet. Bu çok... tamamen yani tamam geldi. Al kalemini. Çok kıymetli, evet. Kaybetmeyelim. Evet. Şimdi burada durum farklı. Burada yani koyun, keçi, işte domuz ve ineği bunların genlerinden topluyorlar. Oluşturuyor yeni bir hayvan. Bu bir animoid. Yani bir de humanoid var. Yani humanoid de şöyle. Diyorsun ki benim işte çocuk tazı gibi koşsun diyorsun çocuğum. Ama şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Biz bu gen, 22 bin tane gen var bizim dizilimimizde. Bu genlerden diyelim bir tanesini alıyoruz. Faraza suyun altında 15 dakika 20 dakika kalıcı bir sistem genini ilave ediyoruz. Veyahut da çıkartıyoruz 100 metreyi faraza 5 saniyede koşan bir gen ilave ediyoruz. Ama arkasından bizim şu anda çözemediğimiz, yani bilimin henüz çözemediği yeniden bir dizilim oluyor. O DNA yani adenin, guanin, sitozin, timin diziliminde yeni bir dizilim ortaya çıkıyor. Bakıyorsun ki evet çocuk icabında çok hızlı koşuyor ama bir gözü kör oluyor, evet. Mesela. Veyahut da kolu biraz sakat oluyor. Böyle bir durumlar var. Onun için Abdurrahman Bey'in ifade ettiği gibi fıtrata dokunmamak lazım. Onun için Fatır Suresinin, dediğim gibi Fatır Suresinin, yanlış öyle hatırlıyorum, 13. ayetinde diyor ki çekirdeğin zarına dokunmayın diyor. Her halükarda Bir bakabilir misiniz? Fatır Suresi olması lazım. Öyle bir, yanlış söylemeyelim. Burada anlatacağınız bir şey var mı? Yok, şu şeye bir daha bakalım mı? Bununla ilgili ben bir pembe inek vardı ya bir filmde olan. O ilginç bir resim. Çünkü şöyle bir yerde domuz var abi. Bir yerde aslında Hint işte ineği var. Doğru mu? İşte o gelebilir şunlar, mi bu, şeye? Bu onun şeyi, uygulaması. Bu. Uygulaması. Bu. Evet. Yani buna göre yani, bu değil. O değil, film olan video şey. Olan. Bu evet. Evet. Şimdi arkadan baktığınızda renge şu... baktığınız zaman pembe. Ya işte evet. Domuz gibi gözüküyor. Keçilik var içinde. Koyun var. Koyunluk var. Domuz, sığır. Evet ve sığırlık şimdi var. Şimdi bunu yediğimizde bunun başına gelen şey bizim hücrelerimize neler de yapacak? İntikal ediyor. Bizde nasıl bir mutasyona sebep olabilir? Demek ne olur abi? İşte her şey mümkün, onu öngöremiyoruz. Bilemiyoruz.